Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle Efes özel seriyi tanıyacağız arkadaşlar. Efes arkadaşlar son birkaç yıldır artı bir dinlendirme tekniğiyle biralarını üretiyor arkadaşlar. Bu özel seriyi de ben hiç içmemiştim. Sizinle birlikte ilk defa deneyeceğim ve birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Bakalım benim damak tadıma uygun mu veyahut da benim damak tadımda nasıl hisler uyandırıyor? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen şişemizi ufak bir göz atalım. Üzerindeki yazdıklarına, bilgilendirmelerine göz atalım. Açık renkli bir bira, 4,5 hacme sahip, ham madde bileşenler olarak su, arpa maltı ve şerbet yotu ve maya ile yapılmaktadır. Yani klasik bir bira arkadaşlar. Ama tabii her bira, bütün hepsi arpa maltı, şerbetçi otu, maya ile yapılıyor. Yalnız bunlara kullanılan arpalarının kalitesi, şerbetçi otunun kalitesi, mayasının kalitesi tatlarına etki eden etkenlerdir arkadaşlar. Sonuçta hepsi arpa, ya arpayla yapılıyor ya buğdayla yapılıyor. Bazılarının içine yulaf da koyabiliyorlar. Yeter ki alkolü üretebilecek ham maddelerle birleştirerek bira yapıyorlar arkadaşlar. Tabii bunlarda bazıları güzel aromalar çıkartabiliyor. İşte bunda muz alabiliyorsun, vanilya alabiliyorsun, elma, armut gibi tatların alabildiğimiz biralar da var arkadaşlar. Bunlar tabii kademe kademe değişiyor. İşte lager'dır, ale'dir, pale'dir. Diğer bir üst segment Weiss birler var. Buğday biraları onlardır. Hepsinin değişik aromaları var kendilerine göre. Tabii her ülkenin de ürettiği biralarda farklılık gösterebiliyor. Tabii bunlar da dediğim gibi kullanıldığı malzemelerin kalitesine veyahut da yetiştirildiği yere göre değişiyor bunlar arkadaşlar. İsterseniz bu kadar bilgilendirme yaptıktan sonra biramıza geçelim. Biramız yeşil bir şişede geliyor arkadaşlar. Üzerinde cold filtered yazıyor, yani altın filtre tekniğim artık, altın filtre kullandılar, bilemiyorum ben de. Ama artı bir dinlendirilmiş özel tat ibaresi var. Bakalım bizde nasıl bir etki sağlayacak. Şöyle bir toplayalım bardağımıza boşaltmadan önce. Klasik bir pilsener kokusu var. Açık renkli bir bira demiştik arkadaşlar. Klasik bir Efes rengi. Biraz köpüklü koyuyorum arkadaşlar. En azından köpüğünün de tadına varmak için. Biralar birazcık köpüklü konur. Köpüksüz içenlere de saygı duyarım. Yalnız köpük biranın tadını kaybetmemesini, soğumamasını sağlayan bir etkendir. Hem de daha güzel duruyor bardakta. 50 cc'lik bir şişe de geliyor arkadaşlar. Şöyle rengini göstereyim size. Açık bir renk. Filtre edilmiş bir bira arkadaşlar. Filtresiz değil. Köpüğü tatlı bir köpüğü var arkadaşlar. Yani hafif şöyle şekerli bir köpüğü var. Lezzetli bir köpük. Ama çabuk sönecek bir köpük. Tabii bunlar günlük içime uygun biralar. Yani 4,5 alkole sahip. Ve günün istenildiği saatinde içilebilecek biralardır. Hemen köpük gitti, bakar mısınız? Bir tadına bakalım.
Şerbetçi otunun yoğun bir şekilde hissediyorsunuz arkadaşlar bunu. Bir yudum daha alayım. Eski tombul şişelerle kıyaslamak için de ben bir daha yudum alayım. Dediğim gibi bu Efes'in özel serisini hiç içmemiştim. Şimdi ilk defa içtim. Beni eskiye götürdü arkadaşlar. Bundan işte 2000'li yıllara gittim. Efes'in özlediğim tadını buldum sanırım. Tombul şişeyi içenler bilirler. Son zamanlarda ben pek fazla sevmiyordum tadını. Yalnız bu eski tombul şişe tadında arkadaşlar. Bana o zamanı hatırlattı. Efes'i içtiğim zamanları hatırlattı. Çok özlemiştim. Güzel bir şerbetçi otu tadı geliyor. Maya tadını alıyorsunuz. Biranın lezzetini alıyorsunuz. Hani 4,5 alkol, düşük bir alkol ama sanki yüksek alkollü bir bira içmiş hissiyatı veriyor. Hani bundaki nasıl bir arpa kullandılar veyahut da nasıl bir hangi şerbetçi otunu kullandılarsa bilmiyorum. Yalnız beni eskiye götürdü arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Şöyle de diyebilirim. Hani şimdiye kadar ben niye içmemişim bu Efes'in özel serisini? Tabii epey zamandır beni dinleyenler, abone olanlar çoğu videomda bahsetmişimdir. Son işte bir 3-5 senedir Efes içmiyordum. Bu Efes'in tadını değiştirdiğinden beri çoğunlukla hani tombul şişe içerdim ben. Klasik Efesçiydim. Sonra tadını beğenmedim. Tuborg'a geçtim. Tuborg Gold içiyorum çoğunlukla. Hani gündelik olarak veyahut da bira içeceğim zaman işte değişik biraları tatmadığım zaman çoğunlukla Tuborg Gold içiyorum. Ama bunu hiç denememiştim. Beni ilk içtiğim Efes'lere götürdü. Tadı onu anımsatıyor. İlk de söylediğim gibi arkadaşlar. Rengi, kokusu, şöyle gaz salınımı fena değil. Kendine has bir aroması var. Maya tadını alıyorsunuz. Arkada hani bira içtiğinizi hissediyorsunuz. Ben bazı biralarda bu mayayı, şerbetçi otunu almadığım zaman bira içtiğimi anlamıyorum açıkçası. Ama bunda bira içtiğimi anladım. Kendini hissettiriyor yani. Öyle diyeyim. Özel seri benim hoşuma gitti. Epey zamandır Efesleri sevmezdim. Ama bu özel seriyi sevdim. Yani alkolü düşük olmasına karşın. Bunu güzel soğutarak içmeniz gerekir. Öyle bir bira. Yani böyle 8 derecede 7-8 derecede içilecek bir bira. Yazın bayağı bir tüketirim sanıyorum. Bu biradan. Daha önce Efes'in özel serisini deneyenler var ise yorumlara da eklerlerse sevinirim. Ben çok lezzetli buldum açıkçası. Hani biranın kıvamı iyi. Ağızda aldığın zaman, içtiğiniz zaman ağzınızda hissettirdiği duygu, dolgunluğu iyi geliyor. Bu arada arkadaşlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. EYT konusunda.
EYT hak kazananlar artık haklarını alabilecekler. Bu konuda hak kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum. Herkes bekliyordu bu EYT konusunu. Dinlediğim kadarıyla işte yaş sınırını kaldırdılar. Yaş sınırının kalkması da tabii bu 99 öncesi girmiş olan sigortalılar için de büyük bir fırsat oldu arkadaşlar. Dilerim bütün çalışanlar böyle bu şekilde haklarını alabilirler arkadaşlar. Tabii ki ne kadar az emekli aylığıyla geçinebilirler, o da ayrı bir konu arkadaşlar. Bu arada öyle dinlediğim haberlerden de öyle bir küçük bir kesit vermek istedim size. Biz yine geçelim biramız arkadaşlar. Biramız arpa maltı, maya, şerbetçi otu ve suyla yapılan bir biraydı. Özel bir teknik kullanıyordu artık Efes artı bir dinlendirme. Yani biralarını dinlendirdiğinden bir o kadar daha dinlendiriyor. Yani piyasaya sürmeden uzun bir süre dinlendirerek tadının, kıvamının, işte o biranın bütün özelliklerinin içerisine geçmesini sağlıyor. Bence çok iyi bir teknik kullanıyor. Şimdi bu birayı içtiğim için onu söylüyorum. Hani dediğim gibi daha önce hiç içmemiştim bu birayı, özel seriyi. Pilsener bir bira arkadaşlar bu. Yani açık renkli, içimi kolay bir bira. Bu birayı tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız kesinlikle tavsiye ederim. Bana eskiye götürdüğü için ve tadını çok sevdiğim için arkadaşlar. Gelelim fiyatına. Fiyatı şu an için 28 TL arkadaşlar. Hani normal bir kendi klasmanında normal bir fiyatta. Diğer biralarla aynı fiyatta yani. Ama ben bira alacağım zaman diğer Efes'lerden tercih edersem bu birayı kesin alırım. Ve içmesinden de çok büyük keyif aldım. Evet arkadaşlar, bugün de Efes özel seri size tanıttım. Umarım keyif almışsınızdır. Ve içen arkadaşlardan yorumlarını yorumlar bölümüne yazmasını rica ediyorum. Kanalımı pardon, videomu beğendiyseniz beğeni tuşlayın. Abone olmayan arkadaşlar da bir an önce abone olurlarsa beni çok sevindirirler arkadaşlar. Şöyle bir son yaptığımız bu kadehte, bu yudumda sizin için arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.